Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir İzmir sokak lezzetleri videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefala verdiniz. Gıda çarşısındayım. Birinci sanayideyim. Sizi Akhisar Pilavisi Burak'a getirdim. Burada Burak şöyle Peugeot'un içinde, şu arabanın içinde, ekmeğinin peşinde. Şimdi gidelim güzel bir pilav yiyelim. Burak kolay gelsin kardeşim. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Çok şükür abi. Sen nasılsın? Ben deyim çok şükür. Nasıl gidiyor işler? Fena değil. Çok şükür idare etmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Pilav yapıyorsun. Aynen. Tavuklu, ciğerli. Arabanın içinde mobil olarak. Ton balıklı olarak. Ton balıklı? Aynen. Bakın arkadaşlar ilk defa karşıma çıktı ton balık. Abi görebilir miyiz onu? Bir tanesini çıkartabilir tabii, misin? Tabii. O nereden geldi senin aklına? Yani farklı bir şey yapmak istedik. Yaklaşık 6-7 yıldır satıyoruz bu şekilde biz bunu. 6-7 yıl oldu. Tabii, tabii. Yani ilk defa bak karşıma böyle bir şey çıktı. Ya bu 80... kimin aklına geldi senin? Önemli güzel bir fikir yani. Daha şöyle söyleyeyim, benim değil abimin. Benim abimin aklına geldi. Hayret bir şey ya. Güzel ya abi. Çok güzel. Vallahi şaşırdım. Sporcular çok fazla tercih ediyor. Bak çok mantıklı. Protein oranı çok yüksek olduğu için. Aha. Onlar daha çok tercih ediyor. Aynen mantıklı bak. Şimdi totalde kaç yıl oldu abi? Totalde 13 yıl oldu abi. Hep aynı noktada mıydın? Tabii. Gıdadaydın. Aha. Akhisar pilavcısı. Aynen. Hı. Pilavdan bahsedelim istiyorsan tabii. Burak kardeşim. Ton balıklı dedik. Başka? Tavuklu var. Şöyle. Tavuklu. Hı. Ciğerli var. Tavuk ciğerli var. Aynen. Hı. Ya da isterseniz tavuk ve ciğer ikisinden karışık yapıyorsun. Karışıklı yapıyorsun. Hı. Abi pilavdan bahsedelim. İşin varsa ilk önce işini hallet. Yok yok. Ha tamam. İlk önce iş abi. Benim için ilk önce işini hallet. Peki abi pilavdan o zaman bahsedelim biraz. Nasıl hazırlıyorsun? Şöyle sabah 6-6.30'da kalkıyoruz. Hı. 6'da daha doğrusu öyle söyleyeyim. İlk önce tavuk ve ciğeri hallediyoruz. Evet. Sonrasında pilavı yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 10.30-11'e doğru buradayız. 10.30-11'e doğru buradasın. Kaça kadar sürüyor Burak? Maksimum 5-5.30. Sanayi ortamı olduğu için değil mi? Tabii, ama bak şöyle bir şeyler de var burada. Ben çünkü denk geliyorum. Adam böyle mekanı kapatmış geliyor yoldan pilavını alıyor hop eve gidiyor. Oluyor. Çünkü evet. Bekar yaşayan insanlar da çok fazla evet, yani evet. Değil mi? Öyle değil mi? Yani hiç belli olmuyor. 5-5.30 diyorum da bazen 6'ya kadar kaldığımız da oluyor da. Genelde 5-5.30 ama 6'da dediğiniz şey oluyor. Yani çok fazla geçerken alan insan var. Hı hı. Aynen. Şimdi Burak fiyatlar evet. Ne alemde abi? O kadar her şeye zam geliyor ama. Aynen. Geçen hafta başına kadar 23 liraydı tavuk ve ciğerlerin fiyatı. 25 yapmak zorunda kaldık. Hı hı. Buçuklar 35'ti, 38 yapmak zorunda kaldık. Bu şekilde. Peki ton balıklı olursa abi? Ton balıklı geçen haftaya kadar 30 liraydı, şu anda 32 lira. Hı hı. O zaman ben senden abi ton balıklı istiyorum ya. Tabii, çünkü dikkatimi çekti, bakalım bir nasıl olacak. Şöyle pilavını güzelce karıştırıyorsun. Abi böyle karıştırıyorsunuz ya ben hı hı. Daha önce pilavcıları da çok geziyorum. Çünkü neden abi lapa lapa olmasın diye. Bunun nedeni ne? Yani bir yandan alttan ısı veriyor. Şuraya parmağını dokundurursan abi bir... Hadi be, yani. Bu da sıcak ya. Tabii. Bu alttan devamlı ısınıyor mu? Tabii. Ben bunu yani. Ne zannediyordum biliyor musun Burak? Şey zannediyorum. Tamam ben sen bunu pişirdin, koydun, kapattın, getiriyor. Olmaz. Allah Allah. Sürekli, yazın sürekli ısıtılmaz. Hı-hı. Yazın sürekli ısıtılmaz çünkü içinde tavuk suyu olduğu için. Hava da sıcak bir de. Tavuğu da ben mesela burada soğukta tutarım her zaman. Görelim bir. Bak. Burada buzlu şişe var. Burada her zaman şeyde tutarım. Mantıklı bak. Çok yani, mantıklı. Aynen. Çünkü öbür türlü Allah korusun müşteriyi zehirler. Sen profesyonel çalışıyorsun ha. Evet. Vallahi helal olsun. Tamam başlayalım abi. Şöyle abi. İlk önce sade bir pilav veriyoruz. Ton balıklıdan. Böyle tabii bu. Normal tavuklu ciğerli. Peki Burak sözünü kestim ama bak bir şey soracağım. Herkese bu şekilde mi bırakıyorsun? Evet abi. Herkese bu şekilde evet. Mi? Tamam abi. Gelen bu şekilde bulur. Aynen abi. Önemli olanı bu. Buçuk da yapayım sana hatta. Onu da görsünler. Tamam. Böyle sade pilavı bu tarafa veriyorum. Bir tamam. Tamam. O, tamam. Nasip değilmiş. Olur öyle şeyler. Aynen. Şimdi bu ton balıklı olan. Şimdi o tarafta mı göstereceğiz? Aynen. Yan tarafa geçiyoruz. Tamam. Şöyle bunun yağını süzüyoruz ilk önce. Çünkü bunun içerisinde genelde çiçek yağı koyuyorlar. Evet. Balığın kendi yağı değil. Sen de o yağı süzüyorsun. Tabii ki. Mantıklı. Şöyle yaptım. Ya, domateslerin biberlerin de burada. Tabii. Hepsini aynı yere sıkıştırmamışsın. Şimdi boşaltıyoruz. Ton balıkla. Tamam abi ben başlığı buldum. Ton balıklı pilav diye abi. Başlığı bulduk abi. Burayı açık büfe olarak müşterimize bırakıyorduk abi biz. He isteyen istediği kadar alabiliyor. İstediği kadar alıyoruz. Ama bizimkiler tabii. Yani maalesef ekonomik durumlar. Yok ondan değil. He. Fazlalıklarından değil. Canı sağlık. Geçen hafta değil. Tamam güzel. Ekonomik durumdan dolayı mecburen artık bırakamıyoruz. Aynen. Şimdi yazın domates ucuz 6 liraya alıyorum da hı-hı. Kışın geldiğinde o domates 25 lira oluyor. Mecburuz yani. Kurtarmıyor. Olay bu mudur abi? Aynen öyle. Baharat olarak. Karabiber, tuz. Tamam.
pilava atmıyorum. Pilavın kendi tuzu var. Kalk var şimdi. Böyle. Peki Burak abi, buranın bir açık adresini söylesen bize. Gıda çarşısındayız ama. 1202 Taksim 1 sokak üzerinde. Hilti'nin önündeyim ama. Hilti'nin önünde. Hilti dediğin. Hilti kırmızı bina. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aynen. Gıda çarşısına geldiniz. Hilti binasının hemen yanında. Hemen 1202 sokak mı demiştin abi? 1202 Taksim 1. Taksim 1. Akser pilavcısı Burak Usta. Aynen. Şimdi Burak Usta'm. Şimdi bu çuğu ve teki de gösterelim abi, o zaman. Tabii. Çünkü bu çuğu merak edenler de var. Aynen öyle. Bak abi, teke koyduğum tavuk şu. Evet. Tek porsiyon pilavım bu abi. Tek porsiyon olan bu. Aynen. Evet, onu gönderelim. Arkadaşlar bu tek porsiyon. Şimdi buçuk olanı göstereceğiz. Buçuğun hemen pilavı da farklı oluyor, tavuğu da farklı oluyor. Oo, bu abi, Burak yine soracağım ama abi, bu hakikaten buçuğa bunu mu koyuyorsun? Yemin ederim ki bunu video için değil değil mi? Değil. Abi çok çok iyi ya. Kendi görür abi. Çok çok iyi abi. Bunun fiyatı ne kadar demiştik? 38 oldu abi. Ya dolu dolu şöyle ya. Göreceğim şimdi koyacağım tavuğu. Bak. Da. Vallahi tabu. Çok iyi ya. Vallahi şaşırttın beni. Harbiden de dubleyi yani. Vallahi helal olsun abi. Bunun yanına tabii ki domates de geliyor, biber de geliyor. Komple. Domates, turşu, acı, biber, her şeyi atıyoruz. Tamamdır abi. Teşekkür ettim abi. Rica ederim abi. Ton balıklı pilav yiyeceğiz. Vallahi ilk defa böyle bir yeme şansını elde ettim. Tamam mı? Ton balıklı pilav. Şimdi ton balığından bol bol alalım ve tadına bakalım. Bismillah. Ya ton balığı zaten kendi başına güzel bir şey zaten. Ve pilavı ton balıklı yediğin zaman daha farklı geliyor sana. Şöyle ton balıklı, domatesi. Evet farklı. Abiden de farklı geliyor. Evet, abisinin aklına gelmiş. Nasıl gelmiş? Daha bakalım neler göreceğiz ya. Biberler de zehir gibi ha. Bir kaşık daha alalım. Ben yanına gazoz söyledim. Böyle buz gibi bir gazoz söyledim. Pilavın yanında herkes ayran içiyor ama ben bulabildiğim zaman limonata çok seviyorum. Burada da gazoz buldum. Oh. İyi de gazozu. Müsaadenizle bir kaşık daha alacağım. Ya harbiden ne bu ya. Pilav böyle nohutlu. Tane tane. Böyle bir de böyle ton balıklı olmuş ama çok farklı olmuş. Mis gibi daha ne olsun abi ya. Şimdi adres bilgilendirmesini yaptık. Fiyatı da söyledik. Abi de pilavı da ton balıklı da çok yakışmış. Farklı bir şey olmuş bence. Şimdi burası da bu kadar arkadaşlar. Farklı bir lezzet duraklarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Of.